Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bugün elimde Poco M4 Pro 5G var. Fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla tasarımı çok güzel. Arka tasarımı çok güzel bir telefon. O yüzden kutusundan çıkarıp bir bakmak istedim arkadaşlar. İlk izlerim, ilk heyecanım ne olacak? Çünkü tasarımını son zamanlarda beğendiğim nadir telefonlardan birisi. Tasarım demiş ya, kutu tasarımı zaten bayağı efsane, sade şık yapmışlar. Sarısı çok güzel. Telefonun da sarı rengi var. O da çok güzel ama bana gelen renk mavi arkadaşlar. 6 GB RAM, 128 GB de depolamaya sahip bu modeli. İsterseniz şimdi kutusundan çıkaralım ve bakalım. Hemen şöyle başlıyorum. Hazırsanız. Poco M4 Pro'yu çıkarıyorum. Bayağı yavaş çıkıyor ya. Heyecan yaratıyor. Çok. Bizi böyle bir kitapçık karşılıyor. Kitapçığın içinde neler varmış bir bakalım. Sarının torunu iyi tutturmuşlar ya. Pin var, çok güzel. Poco klasiği bu. İçinden bayağı bir sticker çıkıyor ve bence gayet cool duruyorlar. Sarı siyah renk zaten her zaman havalıdır arkadaşlar. Kitapçıklarımız var. 3 tane kitapçık var. Onun dışında da kılıf geliyor. Kılıf gelmesi de çok iyi. Öyle şeffaf bir kılıf geliyor. Gayet tatlı bir kılıf. Ve telefonumuz. Senin rengini görmek istemiyorum. Biraz daha heyecan olsun. Şuradan da çok önemli detaylar bunlar. Artık çıkmıyor biliyorsunuz. Ama Poco M4 Pro 5G'nin içinden çıkıyor. Type-C şarj kablomuz. Bu şarj kablosunun bir ucu tip A, bir ucu Type-C. Ve çok önemli bir nokta daha. 33 wattlık şarj adaptörü. Bu da Poco M4 Pro'yu hızlı bir şekilde şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. Güzel. Kutu içeriği dolu dolu bir telefon arkadaşlar. Şimdi telefon kendisine bir bakalım. Buraya bazı notları düşmüşler. MediaTek Dimensity 810 ile geliyor arkadaşlar. 6 nanometrelik bir işlemci bu. Performans testlerinde bakacağız. 33 wattlık şarj adaptörüyle geliyor ve 5000 mAh pili var. Telefonun bataryası bana sorarsanız iyi arkadaşlar. 90 Hz'lik bir ekranla geliyor. DCI P3 destekli. Yani hem hızlı hem de renkleri güzel gösteren bir ekran. IPS panel arkadaşlar. Biraz o beni üzüyor Poco'larda ama o da fiyata yansıyor tabii ki. 50 megapiksellik de ana kameramız var. 16 megapiksel de ön kameramız var. Arkasını çeviriyorum artık rengine bakalım. O güzel duruyor, bir dakika. Şunu bir çıkaracağım. Şu arka kamera bölümünün kocaman olması benim çok hoşuma gitti ya. Çok havalı görünmüyor mu? Bu arada bir şey diyeceğim. Bence sarısı daha güzel. Yani sarısı daha güzel ama mavisi de güzel. Biraz yanarlı dönerli bir mavi. Şöyle baktığınız zaman hani iyi görünüyor ya. Şu ana kadar gördüğüm en havalı Android arka yüz arkadaşlar. Kasanın arka tarafı çok iyi görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ama bu tasarım konusunda şey vardır ya, Apple'ın bir tık öndedir, hani böyle tasarıma iyidir Apple'ın, özen gösterir falan. Telefonlara böyle biraz 13 Pro'lar falan mücevher gibi görünüyor. Tamam, havalı görünüyorlar yani, işte altın rengi, gümüşü falan çok iyi görünüyor. Bu telefon bir mücevher gibi görünmüyor ama bir spor otomobil gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani tasarımı gayet havalı görünüyor. Benim hoşuma gitti. Şimdi bir de telefonu açayım. Bu arada ekranın ön kısmında da bir koruyucuyla geliyor. Poco logosu bizi karşıladı. Güzel ya telefon. Yani eğer bu telefonun performansı da iyiyse, ki şu an fiyatı belli değil. En önemli kısım o. Fiyatı da iyiyse yine rakipsiz bir Poco olabilir bu da. Şu an için fiyatını bilmediğim için telefona iyi diyemiyorum. Kötü de diyemiyorum. Zaten bence kötü telefon yok. Fiyat önemli yani burada. Hemen bir kurulum aşamalarını geçiyorum. Evet. Kurulumu tamamladım. Bu arada arayüz akıcı görünüyor arkadaşlar. Arayüz bayağı iyi görünüyor şu anda. Bir güncellemeler yapılsın, uygulamalar yüklensin. Bu telefonu biraz kullanacağım, test edeceğim. Tüm detaylar test videomuzda olacak. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu telefonla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlarda sorun ve ikinci videoyu bekleyin arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Bütün merak ettikleriniz soruları sorun. Ben de inceleme videosuna cevap bulmaya çalışacağım. Şu an fiyatı belli olmadığı için çok yorum da yapamıyorum. Sadece bir kamerasını merak ettim. Kamerasını açacağım. Özellikle ben ön kamerayı merak ettim. Arka kameralar çünkü genel olarak iyi seviyeler. Hemen ön kameraya bir bakacağım. Böyle bir portre çekelim. Fena durmuyor ama esas performansına tabii ki inceleme videosunda bakacağım. Benim merak ettiğim konu, tasarımı nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Özellikle sarısı daha da güzel arkadaşlar. Alacak arkadaşlar hayırlı olsun şimdiden. İnceleme videosunda görüşürüz diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.